Sınav stresi yaşayıp ders çalışmayan. Of ya! Yarın matematik sınavı varmış. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse ya. Ders çalışayım bari değil mi? Şuraya atayım da. Tamam, hazırım. Şimdi matematik çalışacağım. Daha. Ya düşük not olursam ya? Ya of! Ya kötü not alırsam? Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika ya. Çok şey yaptım şimdi. Bir dakika, ben ne yapacağım? Acaba ne yapsam? Çalışayım be. Bir şey olmaz değil mi? Ben şey yapayım. Gideyim de salonda çalışayım bari. Tamam, hazırım. Matematik şimdi. Birinci konudan başlayayım. Ama ya en düşük notu ben alırsam sınıfta? Ya herkes benimle dalga geçerse? Ya herkes yüksek not alırken ben düşük nota kalırsam? Boyunca çalışmak yerine kopya planı yapan. Ay of, edebiyat sınavına da hiç çalışmadım. Ne yapacağım ben sınavda? Bir hafta kaldı da çalışılmaz ki. Gerçi çalışırım da. Ya hiçbir konuyu anlamıyorum ya. Of, gerçekten. Kopya hazırlayayım ama dur. Hangi hocaya denk geliyor? Düşüneyim. Bakayım. Beden hocasına denk geliyor. Edebiyat sınavına beden hocası girecek. Yaşasın. Evet, şimdi rahatça kopya hazırlayabilirim. Güzel. Şimdi birinci ünitede ya hiç iyi değilim. İkinci üniteyi de yazayım. Birinci üniteyi de yazayım. Üçte zaten iyi değilim. Onu da yazayım. Dörde yeni geçtik. Onu sorar mı? Uf, hepsini yazayım ben yine de. Ay. Evet, hazırladım. Kesinlikle çok başarılı olacağım. Sınavda çok başarılı olacağım. Yaşasın. 24 saat ders çalışan. Evet, yarın şimdi fizik sınavı vardı. Tamam. Şimdi başlayalım. Fiziğe giriş. Evet. Şimdi bunları iyice bir okuyayım. Sonra da test çözeceğim. Ay. Kesin yüksek not benim almam lazım. Evet, şimdi 65. sayfaya geldim. Bütün kitabı yalayıp yutmam lazım bence. Sonra da test çözerim. Of, tamam. 85. sayfaya geldim. Ay, şöyle öne geçeyim de kitabım ıslanmasın. Tamam. Evet, bakıyorum. Evet, bu konuyu da anladım. Kesin yüksek notu ben alacağım. Almam lazım. Kesin başarmam lazım. Evet, şimdi test çözmeye başlayabilirim. Birinci konudan başlıyorum. Bakalım. Ay, o kadar ezberledim ki bunlar çok basit geliyor. Gerçi birinci konu ya. Ay, neyse çözeyim. Ha, dur. 85. teste kalmıştım. Evet, şimdi çözmeye başlayalım. Evet, şimdi okula geldim ama her şey bitmiş değil. Daha yarım saat var, koskoca yarım saat. Yarım saatte 5 tane test daha yaparım ben ya. Evet, bakalım şimdi bu taraftan. Ay, aslında tüm şeyleri bitirmişim ben, testleri. Neyse, baştan çözeyim, birinci testten başlayalım. Evet, şimdi. Ay çok erken gelmişim ya. İlk ben geldim herhalde. Neyse. Şu ön sırayı kapayım da kimse oturmasın. Evet. Başlayabilirim. Birinci testten yeniden başlıyorum. Çalışıyormuş gibi yapan. Ay, en çok bu diziyi seviyorum ya. Of, çok güzel. Kızım. Ay, efendim. Kızım. Yarın senin kimya sınavın yok mu? Ha, tamam, kapattım. Çalışmayacak mısın? Başla artık. Çalışayım mı? Oğlum, 5 saat kaldı önünde kızım. Bir hafta boyunca çalışmadın. Anne.
Hadi çalış. Niye babamın gömleğini giydin? Çabuk. Çalış kızım. Hadi başla. Tamam anne, mı? Anne ayakkabı neden giymiyorsun? Evin içinde ayakkabıyla mı dolaşayım kızım ha? Tamam anne, kışın niye tekne dolaşıyorum anne? Hadi kızım çabuk başla. Tamam başlıyorum, şurada çalışayım bari. Tamam hadi başla, bak kontrol edeceğim ha. Tamam anne. Hiç çalışasım yok ya. Ne yapsam ki acaba? Diyor. Uf, neyse dur kitabımı çıkarayım da. Hiç çalışasım yok. Arkadaşım mesaj atmış. Ay, ne yapıyorsun demiş. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Annem ders çalışmam için zorluyor beni. Bir saat sonra. Ne güzel video. Kızım. Efendim anne. Kızım bak sana şey getirdim. Tatlı getirdim. Zihnin açılır ha. Ha teşekkür ederim al, anne. Çalışıyor musun? Ha çalışıyorum. Ha? Evet evet. Al ye. Ver. Al. Ver. Çok güzelmiş. Tamam. Teşekkür ederim. Kaç soru çözdün? Ezberliyorum. Ezberliyor musun? Hı-hı. Tamam. Sana test çıkarayım mı? Yok gerek yok. Sende var mı test? Ha var. Çalışıyorsun değil mi kızım? Ha çalışıyorum. Tamam. Hadi Allah senin açıklığı versin ha. Sağ ol. Şimdi bir saat sonra kaç test çözdün diye yine soracak. Test çözmedim görünce de kızacak. Uf, en iyisi cevap anahtarından geçireyim. A, B, C, E. A, B, C, E. Tamam. B, 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 A. Bir saat sonra. E, C, kızım. Ha, efendim anne. Sana dondurma getirdim bak. Anne getirme artık ya. Gerek kızım yok. Zihnini açılır tatlı ye. Tamam ver anne. Al. Yom. Çok nasıl? Güzel. Çok güzel anne. Kaç soru çözdün? Tamam. Ha? Bakayım mı? 15 test çözdüm. Bakayım mı kızım? Anne, bak. Ha? 15 tane test çözdüm. Bakayım. Bak. Ooo. Kızım. Ben. Vay. Evet. Kaç soru çözmüşsün? Kontrol edeceğim ha. Tamam et. Edin mi? Et. Bak ederim. Et anne. İyi. Bakalım kaç soru çözeceksin? Hadi bakalım. Yeter mi bugünlük bu kadar? Aaa kızım. Olmaz. İyi tamam. En yüksek notu almak için hedef yap, tamam mı? Tamam anne. Tamam. Güzel çalış ya. Tamam anne tamam, çok güzel çalışıyorum. Bu kadar çalışmaya da bir 90-100 alırsın ha. Aha alırım. Üstünü değiştir bu arada kızım. Ha? Koktun. Koku sardı odayı. Kokuyorsun. Koltuk altı kokuyor bu oda. Ne diyorsun anne ya? Kızım çıkar artık. Şişt, pis gelmiş. Çıkarmadan tamam çalış da pis olma kızım. Tamam anne. Çıkar hadi üstünü çıkar. Çıkar üstünü hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Değişti. Tamam ben çıkayım. Ayıp. Evet şimdi. Ay şurada bari telefonu oynayayım biraz ya. Yeter bu ne çalışma ama değil mi? Ay güzel ya. Ay bu kızı çok seviyorum ya. Ben de böyle videolar çekmek istiyorum. Kızım. Efendim kızım. Anne. Bak sana ne? Kızım. Efendim anne. Ben sana demedim mi üstünü çıkar? Ha tamam. Ne yapıyorsun sen burada? Çıkarıyorum. Sana çikolatalı süt getirdim. Aa, teşekkür ederim. Hadi getirme artık. Kızım oda koktu. Tamam. Yeter artık üstünü değiştirsene. Tamam anne çık değiştireceğim. Kızım yeter artık gözümün önünde değiştir hadi. Tamam içeyim. Bekliyorum içme ya. Ben içeceğim hadi. Sonra üstünü getiririm. Değiştir ya. Tamam. Bu ne kızım? Koktu diyorum odaya. Değiştirdim anne. Bakayım. Ay çok güzel olmuş. Tamam. Tamam kızım. Öyle kanepe kenarlarında niye çalışıyorsun? Geç çalışma masana çalış, tamam mı? Benim çalışma masam yok ki anne, almıyorsun ya. Doğru ya, alamadık. Şu koltuğu al tut çalışıver hadi. Tamam. Çalışan anne. Kişi her yerde çalışır. Masa getireyim mi sana? Yok ya. Ha? Yok. İyi. Çalış kızım. Aman terliklerine kurban. Çok güzel. Ha? Aman da kızım ha. Kaç soru çözdü? Ha? Kaç soru daha çözdü? 25 test oldu. Hoo! Yeter mi? Yetmez kızım. Olmaz. Tamam anne. Neyse ben şu kirlilerini atayım bari makineye. Oo bu ne koku ya aman. Allah'ım ne ya. Yapıyorsun kızım, inşaatta mı çalıştırıyorlar seni okul?
Ben de şöyle oturayım abi. Oy çok güzel. Birinci olma hayalleri kuran. Aha! Yarın da biyolojiden sınav var ya. Değil mi? Ya birazcık biliyorum ama gene çalışmam lazım. Neyse ya bir saat sonra çalışırım. Ama düşünsene ya. En yüksek notu ben alıyormuşum. Of, sınıfın birincisi oluyormuşum. Herkes bana hayran kalıyormuş. Birinci olduğum için peşime düşüyorlarmış. Ay, mafya falan geliyormuş peşime. Bu kız nasıl birinci oldu diye düşünsene okulda birinci oluyormuşum. Ay, ne güzel olurdu değil mi? Çok güzel olurdu. O pislik Ayşe de benim peşimden koşardı birinci olsaydım. Evet, ama birinci olurum ya. Ne güzel olurdu ya. Birinci olacağım bence. Birinci olabilirim. Birinci olacağım. Birinci olacağım. Çok söyleyince oluyormuş. Ah, bir yerde okumuştum. Birinci olacağım. Ne güzel olurdu ya. Öf. Fadime de benimle konuşurdu. Okulun en havalısı da o. Allah Allah. Keşke birinci olsam. Hep Fadime oluyor birinci. Ama ben de olabilirim bence. Bence birinci olmak için çok da geç değil. Evet, birinci olacağım. Telafi sınavına girmek için sınav günü okula gitmeyen ama telafi sınavının daha zor olduğunu görünce pişman olan tip. Of ya, bugün de matematik sınavı vardı. Ben ne yapacağım ya? Of, çok kötü yandım ya. Gerçekten matematik sınavının telafi sınavına gireyim. Hoca belki özenmez ya. Ay çok güzel olur. Sınavı okuyacağım diye sınav telafi sınavına özenmez falan filan işte. Neyse yarın okula gider telafi sınavına girerim. Şimdi ama okula gitmemek için bana bir bahane lazım. Kızım anne, hazır mısın? Anne bir saniye. Kendimi yeşile boyayım ve hasta taklit edeyim. Evet teveşir tuzu yutayım. Hazırlandım. Şimdi çok iyi oldu. Evet şimdi sen... Kızım! Efendim anne? Servisin gelmek üzereyim. Aa! Ne oldu sana? Anne hastayım. Kızım! Ne oldu? Hastalandım anne. Rengin yemyeşil olmuş ya. Midem bulanıyor. Gel! Gel çabuk. Ne? Gel buraya at. Yat buraya kızım. Aa annem! Canım annem. Canım ya ben servisi arayıp diyeyim bari. De anne. Ay dur ben haber vereyim. Gelemeyecek diye. Ay dur mesaj yazıyorum kızım. Tamam yazdım. Ay ben sana doktor mu çağırsam? Yok yok anne ben sadece uyusam yeter. Ya suratın yemyeşil olmuş kızım bu ne? Anne sen bana güzel bir kahvaltı hazırlar mısın? Tamam yanına da nane limon yapıyorum. Onun yanına da vitamin getiriyorum. Onun yanına da kekik çay yapacağım. Tamam anne, mı? O kadar. Hadi, hadi ben hemen gidip yapıyorum kızım dayan. O kadar şeye gerek yoktu. Neyse neyse. Ay en azından telafi sınavına yüksek alacağım. Ertesi gün. Kızım. Görüşürüz anne. Ne güzel iyileştin bir gün daha. Değil mi anne? Valla. Sen yaptın o kekikli naneli. Kekik çayı. Karabiberli yok. Evet. Karabiberli bal da içirdim sana. Limonun üstüne karabiber döktürüp de yedirdim. Kekik çayı da yaptım. Nane limon da yaptım. Anne tamam. İyileşmemedim bir şansım mı vardı? Servisim. Hadi ben ayağa kalktım. Servisim geldi görüşürüz. Tamam. Of ya kendimi çok kötü hissediyorum yine. Bir türlü iyileşemedim. Ay kesin telafi sınavından geçeceğim ya. Merhaba. Evet de senin yüzüne ne oldu? Benim yüzüme mi? Ha. Ben çok hastayım. Bir haftadır hastayım. Bir haftadır yazılar oluyor ya. Ha. Ay devamsızlığımın dolmasına bir gün kaldı. O yüzden ay. Gelmek zorunda kaldım ben. Ay Allah. Kusacağım ben şimdi. Sen niye gelmedin? Git tuvalete git. Sen niye? Sana ne oldu? Ben telafi sınavına girmek için yani daha kolay olur diye hasta taklidi yaptım. Dün gelmedim. Ay ne güzel sağlıklısın. Niye öyle yaptın? Ay. Telafi sınavı daha kolay olur. Evet çocuklar. Hazır mısınız bakalım telafi sınavına? Evet hem de çok hocam. Evet, şimdi kağıtlarınızı veriyorum. Olur. Tamam, süreniz 40 dakika, tamam mı? Hocam... Ay bu ne ya? Ay bu nasıl soru? Hocam! Ben sordum arkadaşlara, çok basit hocam. Bir sınav dediler. Bu ne hocam?
Ya tamam, o sınav basitti ama öğretmen sınava girmeyenler için bir kağıt daha hazırladı. Hocam ne demek hazırladı hocam? Kopyamı çekseydiniz yavrum. Soruları söylemişlerdir arkadaşlar. İyi de hocam onlara 4 şık vermişler hocam. Hocam kısacık bir cümlelik sorular vermiş hocam. Bu aa, susun bakayım. Bizde 40 şık... dakikanız başladı. Hocam şık yok. İlgilendirmiyor. Şık çabuk. Şık kopya yok çekeni ya. Var ya. Mahvederim ha. Mahvederim. Şık yok ya. Bakıyorum ben buradan. Çabuk. Çözüm hocam, hadi. İki kişiyiz zaten. Olsun. Birbirinize bakmayın. Hocam buna mı güveneceğim ben? Ya hadi be. Ben daha güzel yaparım. Ha. Allah kahretmesin ya. Birinci dakikada olmadan kağıdını veren. Evet bakalım çocuklar. Hazır mıyız sınav? Sınav dakikasına başladım. Tamam. Ay iyi bakayım şimdi. Çok zor ya. Çok basit bu. Çok zor, ben ne yapacağım? Neyse ikinci soruya geçtim. Evet. Hocam. Buyurun. Benimki bitti. Aa, Vesile niye veriyorsun kanka? Tamam çocuğum, çık dışarı. Vesile kanka çık dışarı. Kimseye muhatap olma, çık. Tamam hocam, muhatap olmuyorum. Sensin o. Çocuğum. Of ya, niye verdi? Hiç çalışmayıp yüksek alan. Kanka var ya, hiç çalışmadım Vesile bu sınava. Valla evet. Ben var ya, gece gündüz tuvalette duşta her yerde çalıştım. Yok artık ya. Kesin 100 bekliyorum. Evet. Olmadı 99.1. Hiç çalışamadım ya, of. Ay ne? Kanka ne yaptın ya, en önemli sınav 6 saat matematik. Of, sence nasıldı? Ya benimki çok güzel geçti, seninki? Çok kötüydü, hiç çalışmadım, kesin yanlış. Tamam çocuklar, geçin yerinize. Aa tamam, sıramdan kalkar mısın kanka? Vesile of ya. Evet şimdi çocuklar, matematik sınavının sonuçlarını açıklıyorum. Bazılarınız beni hüsrana uğrattı. Bunu bilmenizi isterim. Çok kötü not aldı. Yani hiç ummadığım kişiler iyi not aldı. Şaşkınlıklar içerisinde baktım. Neyse. İlk Ahmet 85 aldı çocuk. Aferin. Ayşe 99 aldı. Hocam Bacime... bir puanı katar mısınız? Katamam Ayşe. Hocam ne olur, karnemi yükseltmem lazım. Katamam çocuğum, katamam. Oh, bir ya. Puandan karnem yükselirmiş. Neyse. Fadime 45 aldın. Yağmur 30 aldın. Vesile. Çocuğum sen beni çok hayal kırıklığına uğrattın, biliyor musun? Vesile. Hocam ben çok yüksek bekliyorum. 60 aldın. Aferin çocuğum. Vesile. İlk defa. Ne? 60 mı aldım? Hocam kanka, nasıl olur? Kanka şekil değiştirdim. Ya bir dakika ya. Olur mu ama ben çok çalıştım. Hocam kağıdımı kontrol edebilir miyim? Kağıdını veremem sana çocuğum. Çık dışarı. Çık. Sen bana ne demeye çalışıyorsun? Yalancı mıyım ben? Hocam hayır, bir yerde yanlışlık yapmış olabilirsiniz. Hocam Vesile 60 aldıysa ben Allah bilir 0 mı aldım, 20 mi? Hayır çocuğum sen 90 aldın, aferin ya. Ne? Senden var ya hiç beklemediğim bir performans. Ne yaptın çocuğum, kitabımı yalayıp yuttun. Ne? Hocam? Hocam ciddi misiniz, bakayım. Hocam? Evet çocuğum. Yok artık. Oha anne. 90 almışım. Vesile kanka 90 almışım. Ya git burada. Ne? Bir dakika neredesin? Kanka aşağı düştüm. Kanka 90 almışım. Sen nasıl 90 alırsın ya? Oo, yaşasın. Bizim kağıtlarımız karışmış olabilir mi? Yok, hadi gel öğretmenin yanına çıkalım. Yok. Kağıtlarımız karıştı diyelim. Çabuk sen. Koş hadi. Ben annemin yanına gidiyorum. Hadi hayır. Gelir misin? Hayır. Kağıtlarımız. Sen benim kağıdımın üstüne.
Kendi adını mı yazdın? Ne yaptın? Ne alaka? Mesela en arkada oturuyordum. Ben en önde oturuyordum. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Evet, siz hangi tipsiniz? Veya canlandırmadığımız bir tip varsa hangisiniz? Sınavda nasıl bir öğrenci tipsiniz? Yorumlara yazın. Evet, sen hangi tipsin Özge? Ben hiç çalışmayıp yüksek alan tipim. Özge, sallama. Tamam. Sen hangi tipsin Maya? Ben mi? Ben hangisi vardı orada, bir dakika. Mayacığım. Ben şeyim, sınav stresi yaşayıp ders çalışma. Aa, o da ben olabilirim. Sen hangisin Vesile? Benim hangisi olduğum belli zaten. Çok çalışıp yüksek alan mısın? 24 saat ders çalışan. Ve düşünün. Ben öyle bir sınav olacağını bilsem. Sence her dakikamı değerlendirmez miyim? Arkadaşlar, bence siz de öyle yapın. Siz hangi tipsiniz? Yorumlara yazın. Şahsen hiçbir sınava ölümüne çalışmadım. Gerçekten mi? Evet. Öylesin. Valla? Evet, öyle okuyup geçiyorum. Ben de çalışmadım ya. Hayretsiniz ya. Arkadaşlar, siz çalışın. Ölümüne çalışın. Bir daha bu fırsat elinize geçmeyecek. Ya yok be arkadaşlar, o kadar da derse vermeniz de gerek yok. Zaten çok gözünüzle büyütmezseniz, çalışırsanız olur. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.